LGS'ye son 43 gün, gerçekten de artık hafta sonuna geliyoruz, Cuma günündeyiz ama bizler sıkı sıkıya çalışan, asla vazgeçmeyen tayfayız. İstediklerini yapsınlar, ister sınavı öne alsınlar, ister konuları azaltsınlar, ister artırsınlar, fark etmez. Biz bu sene gireceğiz inşallah, kaçamazsın LGS bizden diyoruz ve günün sözüyle başlıyoruz. Steve Chandler diyor ki, motivasyonu gerçekten artırmanın yolu büyük, belirli ve güçlü bir hedef sattamaktır. Gerçekten de hedefi olan bir öğrenci... Yi hiçbir şeyi durduramıyor. Öyle bir şey ki, ...hedef olan öğrenci daha fazla çalışıyor, daha az uyuyor, daha çok yemeğine dikkat ediyor, soruyu daha dikkatli çözüyor. Yani bir denemeyi çözüyorsa al diyelim ki önüne bir yanlış yaptı ya. Ya ben bunu aslında doğru yapardım demiyor. Yanlış yaptıysa eksiklerini görüyor ve dikkatli bir şekilde çözüyor. Ve ardından da ona göre dikkat ediyor. Dolayısıyla sizler de hedefinizi belirlediyseniz lütfen vazgeçmeyin ve sıkı sıkıya çalışıp bu güzel günleri e, ders çalışarak bitirdikten sonra daha doğrusu bu, der, bu günleri ders çalışıp bitirdikten sonra güzel günlere ulaşalım. Ben de heyecanlandım bir anda. Şimdi günün yorumuna bakalım. Faceway Amerika'dan bir arkadaşımız galiba kendisi 307 bin almış diyor ki Hocam sabah da ilk denemeyle mi soru çözmeyle mi başlasak daha verim olur. Tabii ki ilk denemeyle başlamanız daha verim. Çünkü sizin e, LGS tarihi geldiğinde sabahleyin yapacağınız şey bir deneme. Size verecekler böyle bir tane deneme. Gerçek bir sınav verecekler. Açacaksınız. Bismillahirrahmanirrahim diyeceksiniz. E, veliler dışarıda olacak okul bahçesinin dışında. Okul bahçesini almayacaklarmış bu sene. Açacaksınız. Başlayacaksınız Türkçe ile. Hop sorular gelecek. Takıldığınız soruyu atlayacaksınız. Sonra geri döneceksiniz. Sıkıntı yok. Deneme çözecek. O zaman siz gerçek sanada bir deneme çözeceksiniz. Her sabah kendiniz deneme çözmeye alıştırın arkadaşlar. Ha denemeleriniz bittiyse o zaman bazı sabahlar o zaman soru çözmeye de başlayabilirsiniz. Ama denemeleriniz varsa çözebildiğiniz kadar deneme çözün her sabah. Sonra ardından da yaptığınız hatalarla alakalı soru çözün. Bu daha verimli olur. Yeni kitaplarınız ne zaman çıkar? Arkadaşlar yeni kitaplarımız geliyor. Şu anda matbaada İnşallah bu hafta göreceksiniz yeni kitaplarımızı. Türkçe dersi için bir video tekrar yapar mısınız? Yapacağız. Süper tekrarlarımız geliyor. Son 15 günde deneme çözmesek olur mu? Yok. Son yani son 3-4 gün deneme çözmeyebilirsiniz. Hani onu anlayışa karşılarız moraliniz bozulmasın Ama son 15 gün deneme çözmelisiniz. Niye? Çünkü son 15 gün çözeceğiniz denemeler zaten sizin ee, hem netlerinizi artıracak hem de motivasyonunuzu artıracak. Ama son iki üç gün kala deneme çözüp de böyle biraz yanlış yaparsanız moraliniz bozulabilir. İyi de olsanız moraliniz bozulur yani. Ama son üç dört gün tekrar yaparsınız. Denemelerde yaptığınız yanlışlara bakarsınız. Ya ben şu denemede şu yanlış yapmıştım. Ne yapmıştım? Onu Ceyhan demiştim. Bursun. Burada bunu yapmıştım. Elektrofiziksel değişim. Ha hatırladım onu kim evet, evet, bir daha çıkarsa yapmam falan diye böyle yanlışların üzerinden geçebilirsiniz. Yani ha falan diyeceğiniz şeyler. Böyle kendinize böyle mücadele, challenge, azim falan öyle şeyleri son günlere bırakmamanız lazım. Koyan Meren tanıtabiliriz. Bu kalan sürede hiç çalışmayan biri kaç puana çıkabilir? Bu kalan sürede hiç çalışmayan biri seviyesine göre değişmek üzere. Yani 43 gün kaldıysa 40 puan artırabilir, 30 puan artırabilir. Hatta daha fazlasını bile artırabilir. Ama seviyesi önemli. Yani 300'lerde ise daha fazla artırır. 490'da ise daha en fazla 10 puan da artırabilir. Ne yapacak ki? Liselerinde mi? Ne? Liselerinde mi okusak daha verimli olur? Burada bir hata oluşmuş. Burada soruyu yazan arkadaşımız kaçırmış. Önemli değil. 200 puan olan birisi 430'a çıkar mı? Ee, bu, bu, bu sorunun orijinali bulalım. Şurada benim şeyden bakıp bulalım. Arkadaşımızın sorusu kaynamasın. Ee, şöyle yapalım. Liselerinde mi okusak daha verimli olur demiş. Şimdi birincisi bu soruyu birazdan cevaplayacağız. 200 puan olan biri 430'a çıkar mı? Çıkabilir. Neden çıkamasın ki? Yeter ki dikkatli bir şekilde bol bol soru çözsün ama tabii ki şu andan itibaren biraz çıkması zor oluyor. Niye? Çünkü şu anda eğer e, 430'a çıkması için artık yeterince süre kalmamış olabilir. Ama sıkıntı yok. Bu yolda 230 puandan, 230 puandan belki iki, e, 400 olsa değil de 350'lere, 370'lere, 400'lere bile çıkabilir. Fen lisesi kazanmak için en çok hangi derslerde çalışmalı? Tabii ki Türkçe, Matematik, Fen'e çalışmalı. Asker olmak istiyorum ama hangi tür lise ve hangi bölüm seçmem gerekiyor? Bununla alakalı e, Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı'nın özel sınavları var. Milli Savunma sınavlarına girmeniz gerekiyor. MSB sınavlarına girmeniz gerekiyor. Ama onun öncesinde herhangi bir lise ekmeniz yeterli. Yeter ki düzgün bir şekilde çalışın. Yani imatif sesinden de gidebiliyorsunuz. Fen lisesinden de gidebiliyorsunuz. Avustralya Lisesi ticaret bölümü okumak iş insanlığı için mantıklı mıdır? Mantıklı. Çok iyi bir lise. Ama puan yüksek ve paralı buraya dikkat et. 390 puan alan biri sizce kaç soru çözerek 460 yapabilir? Bence günde 250 soru çözerekten yapabilir. LGS'si kimliklerimize girebiliyor muyuz? Girebiliyoruz. Kitap okumanın hala yararı olur mu? Ee, şu anda artık sınava az bir süre kaldığı için kitap okumak yerine deneme çözmek daha faydalı. Ama hiç ders çalışmadığımız zamanlarda kitap okuyabiliriz. LGS'ye çıkacak sorular örnek sorulara benzer mi yoksa daha zor mu? LGS'ye çıkacak sorular örnek soruların aynısı olacak. Ama sınav anından dolayı ise daha zor gelecek. Onu da söyleyelim. Bakın sınav anı denen bir şey var. Oturuyorsun sınava girince her zaman çözdüğün bu soru, şu soru sana böyle gözüküyor sınavda. Ama... Hiç ona odaklanmayın. Ben yaparım arkadaş deyip yaparsanız, takıldığın soruyu atlarsanız sınav anından sonra da soruların kolay olduğunu düşünebilirsiniz. Yani sınav anı denen olayla kaynaklı bir şey. Yoksa sınav anına e, hiç stres takmasanız aman ben yaparım deseniz soruların kolay olduğunu düşünebilirsiniz. Yani normal olduğunu düşünebilirsiniz. Hocam sizce telefon başında en fazla kaç saat dakika kalmalıyız? En fazla bir saat, bir buçuk saat kalabilirsiniz. Eğer video izlemiyorsanız, dinlenmek için diyorum. Ama video izliyorsanız daha fazla kalabilirsiniz. Matematik yapamıyorum. Sizce konu eksiklerimi tamamlasam ve YouTube'dan yeni nesil video izlesem 5-6 netten 10-15 nete çıkabilir miyim? Konu eksiklerini tamamlarsan ve YouTube'dan yeni nesil video izleyip ardından da bol bol soru çözersen 10-15 nete çıkabilirsin tabii ki. Yani altı netten nette zaten dört soru var mesela. İllere göre verilen sorularla örnek sorular aynı zorluk derecesinde mi? Hayır. Bazıları farklı sorular farklı zorluk derecesinde ama onları da çözmeniz size mutlaka birer fayda sağlar. Şimdi ha, o soruyu da bulalım. Ee, ne demiş o soruda bakalım şöyle. Bu kalan sürede hiç çalışmayan biri ne bana. Hocam öğretmen olacak bir insan sizce fen liselerinde mi imat liselerinde mi okusa daha verimli olur demiş. Öğretmen olacaksanız arkadaşlar her ikisi de verimli. Yani İmat Lisesi'nden de mezun olup istediğiniz öğretmenle gidebilirsiniz. Fen Lisesi'nden de. Fen Lisesi'de biraz fen dersleri var. İmat Lisesi'de meslek dersleri var. Bu senin hayat tercihine de bağlı birazcık da. Hani İmat Lisesi'nde biliyorsun bayağı Kur'an-ı Kerim, fıkı. Akait, siyer gibi dini dersler de var. Fen lisesinde de daha ağır fen dersleri var. Bu ikisi senin tercihine bağlı. İkisinden de istediğin yere gidebiliyorsun artık. Günün okula baktığımızda Besni Mehmet Akif Ersoy Fen Lisesi Adıyaman'da. Adıyaman'ın en güzel içeriğinden bir tanesi Besni. Ve buradaki Fen Lisesi de gerçekten 10.57 ile sizleri hak ediyor. Sizler gidin bu güzel Fen Lisesi'nde okuyup ardından da eğitim fakültelerini, tıpları, hemşerilikleri kazanın. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Hafta sonu hava güzel olacakmış ama önemli değil. Biz zaten esas güzel günleri bekliyoruz. Nedir o da? LGS'den sonraki tercihleri yapacağımız, oh be şuraları kazandım diyeceğimiz dönem. Orada da zaten sizlerle beraber çok güzel tercihler yapacağız.